Kar yağışının başlamasıyla kış turizmin başkenti Uludağ'da da kalabalık artmaya başladı. Peki Uludağ'da sadece kayak mı yapılır? Tabii ki hayır. En trend aktiviteleri sizler için denedik. Konforunda sıcacık çayınızı kahvenizi yudumlarken Beyaz Cennet Uludağ'ı ayağınıza getirmek için yolculuğa çıktık. Hazırsanız daha da eğlenceli bir gün geçirmek için ilk adımı atıyoruz. Bembeyaz karlarla kaplı Uludağ'da gün çoktan başlamış. Aktivitelere dahil olmadan önce telesiyecle gelin zirveye çıkalım, bakalım nasıl görüntüler bizi bekliyor. Eşteyiz şu an. Eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Yaklaşık zirveye ulaşmak 5 dakika sürüyormuş. Zirveye ulaştık. Malumunuz sosyal medya amatör fotoğrafçılıkta çok moda. Madem öyle biz de bu anı ölümsüzleştirelim. Arkadaşın yanındayım. Bakalım ne kadar zamandır kayak sporu yapıyorlar? Yaklaşık 5 senedir kayak sporuyla uğraşıyoruz hanımefendi. Nereden esti böyle kayak sporuna başlamak? Vallahi doğayı seviyoruz. İşte yani doğa yeşil, beyaz, doğayla iç içe gayet güzel. Böyle bir merak saldık, başladık. Çok da memnunuz. Her sene geliyoruz. Peki genelde hafta içi mi gelmeyi tercih ediyorsunuz? Hafta içi daha tenha olduğu için daha memnun oluyoruz. O yüzden hafta içi, evet. Uludağ'da kısa bir gezintiye çıkmak için kayak ve kızaklara bağlı değilsiniz. Kar motorlarıyla da bembeyaz örtüde gezinti yapabilirsiniz. Mekan işletmecilerinden Ali Bey'in yanındayım. Ali Bey tekrar merhabalar. Merhaba. Herkes kar motoruyla gezintiye çıkabilir mi? Yani genelde bir parkur içerisinde gidebilir ama herkes her yerde kar motoruyla gezinti yapamaz yani. Normalde bir parkurda güvenlik ve öncü eşliğinde kar motoruyla gezinti yapabilir yani. Gruplar halinde dolaşılıyor değil mi? Tabii ki gruplar halinde dolaşıyorlar zaten. Gece ve gündüz turlarınız oluyor diye biliyorum. Tabii gece de gündüz de, gece hava güzel olduğu zamanlarda olur. Gündüz de oluyor tabii ki. Peki herhangi bir tehlikesi var mı? Tehlikesi var da bir dikkatli kullanmak lazım. Ağırlığını ona göre vermen lazım sağa sola. Ve bol karda giderken zeminde yani her şekilde dikkat etmek lazım tabii. Normalde kayak pistlerinde motorlarla gezmek tehlikeli ve yasak. Kayakçıyla çünkü çarpışabilir. O anlamda izin verilmiyor yani kayak alanlarından motora. Motorlar için parkur yapılmıştır. Parkurda binebilirler motorlara. Dağın eteklerinde şimdi çok güzel bir geziye çıkacağız. Siz de takılın peşimize. Gezimizi tamamladık. Size tavsiyem mutlaka kar motoruyla gezi yapmadan önce yüz maskesi takmanız. Yüzüm dondu gerçekten. Gezi için çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Her zaman bekleriz. Her zaman biz buradayız. Bütün kayakçıları bekliyoruz Uludağ'a. Teşekkürler. Kayak sporu yaparken üşümüyorsunuz çünkü sürekli hareket halindesiniz. Fakat bıraktığınız andan itibaren titremeye başlıyorsunuz. O yüzden birazcık ısınmak istiyorum. Uludağ'ın vazgeçilmez trendlerinden biri de sucuk ekmek partileri. Uludağ'ın resmi yemeği desek yanlış olmaz sanırım. Ali Bey yanımda. Ali Bey, neden bu kadar geleneksel bir yemek haline geldi Uludağ'da? Ya soğuk havada tabii ki sıcak bir şeyler yemek gerekiyor. Kayakçılar da kayarken zaman kaybetmemek için hemen ekmek arası sucuk ekmeği hazır. Yanına da içecek. Devam ediyorlar, tesisten çıkıyorlar, devam ediyor kaymaya. Peki ustam, etrafta çok fazla turist de gördüm ben. Onlar da sucuk ekmeği tercih ediyorlar mı?
Uludağ'daki vazgeçilmez olan bir yemeğimizden olan sucuk ekmek, gelen misafirlerimizi burada konaklayıp hızlı bir şekilde servis ettiğimiz bir yemek kültürümüzdür, sucuk ekmek. Ellerinize sağlık, mis gibi kokuyor gerçekten. Şu an o kadar çok üşüyorum ki konuşamıyorum. Bir an önce sucuk ekmek yemek istiyorum. Ve dediğim gibi mis gibi koktu. Hemen ısmarlayalım size, buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun, ellerinize sağlık. Mis gibi gerçekten. Uludağ'a geldiğinizde sucuk ekmek yemeden dönerseniz bence çok şey kaybetmiş olursunuz. Yalnız şu an ekip arkadaşlarım bana bakıyorlar. Onlara hiç kıyamıyorum. O yüzden sucuk ekmek partisine onları da davet etmek istiyorum. Hoşçakalın. Dışarıda lapa lapa kar yağarken hem salep içip içimizi ısıtalım hem de Uludağ gezimize bir mola verelim. Son moda birbirinden ilginç konularla devam ediyor.